Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun zamandır video atmıyorduk. Ne diyorsun? Vallahi biz mutluyuz, biz yeniden geldik. Yeniden geldik, mutluyuz. Biliyorsunuz ki reaction videoları çekmeyeceğiz artık diye söylemiştik. Bu son Çukur videosunu yapacağız arkadaşlar. Çukur'un film üzerine gitmeyi düşünüyoruz ve tabii ki vlog videoları. Sebebini biliyorsunuz neden video atamadığımızın. İşte ev işleriyle uğraşıyoruz ve ayrıyeten işte çocuk için gerekli şeyleri yapıyoruz evimizde. Ondan ziyade arkadaşlar kamera karşısına geçmeyerek konuşmuyoruz. Vallahi ne söyleyeceğim ben de. Ama çok heyecanlıyız. Çünkü biz Çukur'da çok seviyoruz. Biz kaç ay için koronavirüsten önce biz izledik her hafta. Yarın da başlıyor. Ben çok heyecanlıyım. Evet. İnşallah eskisi gibi çok iyi olacak. İnşallah. Vallahi biz sürekli izliyorduk yani evdeyken zaten Çukur'u. Hemen her hafta geldiğinden itibaren. Araya biliyorsunuz virüs girdi, o girdi, bu girdi derken tekrar başlıyorlar. Efsane bir geri dönüş oldu sanırım olacak. Biz de fragmanını izleyeceğiz. Devam edelim o zaman fragmana. Videoya geçelim o zaman. Bu 4. sezonun ilk fragmanını izleyeceğiz. Ondan sonra 2. fragman, 3. fragman ve 4. sezonun ilk 1. fragmanını izleyeceğiz. İlk bölümün fragmanını izleyeceğiz. Yani totalde bugün hepsini izlemiş olacağız ve reaction göstermiş olacağız arkadaşlar. Geçelim mi? Seni o çukura gömeceğim. Yamaç kocamalar. Bu 4. sezon. Kolaysa gel de göm. Ay yapım. Sezon 4. Yavaş. Efsane demiş o. Güzel. Erdemişlerin babası geldi. Çok pis vurdu ya suratına. Vallahi billahi. Ya şimdi yani bu sezonun girişi zaten mükemmel olmuş yani tanıtımın mükemmel bir giriş olmuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Efsane bir hareketli bir sezon bizi bekliyor. Daha fazla uzatmadan 4. sezonun 2. fragmanına geçelim. Babalar akıldan kolay çıkmaz. Gözünün içine bakarsın çünkü. Beni seviyor mu? Cuma Ali vallahi çok özledim vallahi. Benden memnun mu? Benden razı mı? Kahramanım dersin çocukken. Düşmanım dersin gençken. Hayatın babanı yendiğin zaman başlar. Daha doğrusu sen öyle sanırsın. Bitti dediğin yerde, onu yendim dediğin yerde. İdris Koçovalı. Anlarsın. Giriyor mu? Tekrar mı geliyor? Yani olabilir yani her an her şey olabilir bu dizilerde. Babaların günahlarını oğulları çeker. Peki yok ya. Yani sadece kim çeker? Hayal mı görüyor? Yani ölmemiş mi? Bilmiyorum öldü. Ben zaten... Sadece bence hayal görüyor oradaki bizi heyecanlandırmak istediler. Ben sadece 3 sezon gördüm bence. No, sen sadece bir sezon izledin. Bir sezon bile izlemedin. Üç sezon üç, ama... Üçüncü sezonu izledin sen. Yani ikinci ben, sezonu. Ben onun babasını zaten görebilirim. Ben sadece içeride gördüm. Şimdi sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun, beğenmiyorsun? Çünkü çok kötü karakter orada. Erdal Köksal. Erdal Köksal mıydı? Ercan Köksal. Kocan. Köstenceli içeride. Köstenceli. Valla yani çok... Bu fragmanda bayağı yanılttılar bizi. Baksana büyük ihtimalle girmiyor, sadece hayal olarak gösteriyor. Bir de şu yamaca söyleyin bu kadar, yani bu sadece dizi oğlum, bu kadar gerçek yaşama şunu ya. Adam bana gerçekten 10 numara rolünü tabii yapıyor, yaşıyor yani adam. Diyecek Elba söz yok yani. Elba en iyi, en üzgün part sanki oynuyor. Aynen doğru. Değil mi bu aktör o zaman? Şimdi 4. sezonun 3. fragmanındayız.
Bakalım bu fragmanlar ne vermişler bize. Yamaç giriyor. Herhalde hesap kesiyor şu an. Not bu. Öğreniyor. Babasını öldürdüğünü öğreniyor. Cumali öğreniyor ama Cumhur'dan. Efsane. Süper. Harbi mi? Vuruyor mu yoksa sadece hayal mi kuruyor? Şaka yapıyorsunuz. Şaka. Şaka yapıyorlar herhalde. Oğlum ya zaten başarılı olarak zaten çıkmaz da yamaç. Yani Cumali nasıl yok ya herhalde hayal kurmuştur. Bilmiyorum gerçekten vuruyor mu acaba? Vuruyor da olabilir yani sağ solu belli olmaz biraz... Cumali'nin. Çünkü babası yani çok seviyor yani. Tabii. Bu da dördüncü sezonun birinci bölüm fragmanı arkadaşlar. Yarın zaten 8'de biliyorsunuz ki biz de izleyeceğiz. Hazırız, başladık. Bu dünyadan göçüp gitti evet. Ama bizi yetim bırakmadı. O gittiğinden beri çukur evimizse... Yamaç babamız bize. Yamaç da babamızdır. Benden bir şans istemiştin. İşte sana şans. Sana i̇ster kullanırsın, ister kullanmazsın. Orası senin bileceğin iş. Selamın aleyküm beyler. Aslan, yekten geliyor. Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Vardır. Ne oldu? Hazırlan. Ya hazırım zaten. Babamı çok özlüyorum. Koçovalısın sen. Bize mutluluk yazılmamış kardeşim. Doğru söylüyorsun. Hani demiştin ya, sen iste söküp alayım seni o evden kimin diye. Kimin evleniyor? Hala istiyor musun? Bilmiyorum. Belli mi? Babamı sen mi öldürdün? Vurdu galiba. Ben bir şey söyleyeyim mi? Üf, bu sezon var ya efsane çatapat. Artık o şeylerden geçecekler herhalde. Tabi Azer'in de duyumunu aldık. Yani Azer de sanırım başka bir diziye başlayacak. O yüzden şeyden çıkacak yani Azer. Diziden çukurdan çıkıyor. Şey olacak herhalde. Azer mi? Yok mu bu sezon? Ya oynayacak mesela bir hafta, iki hafta, üç hafta ondan sonra çıkış yani 2-3 bölüm oynayacak ondan sonra başka diziye başlıyor. Bir de şöyle bir şey var herhalde orada siz sezonu nasıl şey Azer'in muhabbetini nasıl bağlayacaklar? Büyük ihtimalle Karaca başkasıyla evlendirmeye kalkacaklar. Sonra o Karaca orada telefonla konuşuyordu ya beni bu evden götürecek misin gibisinden bir şey diyordu. Herhalde Azer de gelecek. Şey yapacak. Valla arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Karaca'yı kaçıracak çok efsane. Hep bütün aktör burada çok iyi oynuyor vallahi. Tabii bütün aktörlerin yani emeğine ellerine sağlık 10 numara harika iş çıkartıyorlar. Hepsi de birbirinden yetenekli. Ama ben şunu eklemek istiyorum yani Azer'in yani Cihangir Ceyhan'ın daha çok bu sezonda kalmasını isterdim bu çukurda ve daha çok çatapat sahnesini görmek isterdik. Daha çok hareketli, daha çok yani şeylerin yanında görmek isterdim yani Koçovalıların yanında görmek isterdim Karaca ilişkisiyle bağlayıp herhalde. Ama herhalde ters köşe oluyoruz hepimiz ama genel olarak zaten Çukur fanıyım yani Çukur'u takip ediyorum izliyorum tabii. Seviyorum efsane zaten Vartoli söyle bakayım Vartoli tamam aşkım bir daha söyle Cumali Vartoli Yani arkadaşlar genel olarak kaliteli, sevdik, beğendik. Biz de izliyoruz. İzlemeye devam ediyoruz. Kurban olduğum... Ama bir şey söyleyeyim mi? Valla arkadaşlar, valla biz iki hafta için içeride izledik. 10 numara bir dizi valla billahi. Yani içeride değil. İçeride benim için
Çukur'dan daha iyi mi? Bilmiyorum. Ama ben sen Çukur'un sadece bir sezonunu izledin yani. Tabii bir sezonu bile izlemedin yani. Tabii ben çok konikten olmadığım için tabii, bence. İlk bölümden itibaren izlesem belki Çukur'u daha çok sevdim. Tabii yani bu zevk meselesi ama Çukur'u ben daha fazla... Ben artık Celal Baba özlüyorum onu. Celal Baba'yı. Ama yani sevilmeyecek gibi değil ki değil mi? Nasıl gülüyor? Vallahi biz tık tık her gece bunu yaptık. Vallahi billahi. Güzel diziydi ya. Kimin neyim? Unuttum vallahi. Dur. Şimdi bir saat düşüneceğiz, bulamayacağız. Damat diyor ya. Coşkun. Şeytanım Coşkun diyor ya. Evet arkadaşlar. Tabii siz bunu izlerken sadece bir saniyede geçmiş gibi olacak, bulmuş gibi olacağız. Tabii biz bunu 10 dakika falan düşündük arkadaşlar. Coşkun ismini bulmak için. Aynen. O da yedi karakter olarak yani güzeldi. Zaten biz Çukur'u yorumlarken içeride geçtik. İçerideyi de başka bir zaman yorumlayabiliriz. Ama bakalım ilerleyen zamanlar bize ne gösterecek. Ayrıca arkadaşlar vizeyle ilgili bir canlı yayın yapacağım ben. Vizeyle ilgili İngiltere Aile Birleşim Vizesi ile ilgili canlı yayın yapacağım. Eğer etrafınızda, çevrenizde insanlar İngiltere'ye gelmek isteyen aile birleşimi ile ilgili gerekli evraklar, ne yapması gerekiyor, nasıl evlenilir, ne kadar para ihtiyacı var, hangi evraklar isteniyor, bu gibi konularda bilgi vereceğim. Çevrenizde varsa kanalımı takip etmesini söyleyebilirsiniz, yayını izlemesini söyleyebilirsiniz. Zaten topluluktan belirteceğim ne zaman yapacağımı. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Abone ol. 10.000 yapalım şu kanalı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.